Değerliler, nesiller boyu bugünü beklediler. Dürtülerle durumlara inenlerin kontrol edileceği günü beklediler. Ve dedik ki, etki alanınız çok daha güçlensin. Korktular, toydular, kodlanamamıştılar ve yağın yaşamda olduğunu anlayamadılar. O yağ hakikiyetin levhi kapısında insanlık kodudur ve aktıkça hakikiyeti kodlar. Neden dünya? Bunu da izah edeyim. Tüm planetlerde koruyucu kodlar meknuz kalemleriyle kelamı kontrol altında tutarlar. Ama bu planette hiçbir zaman bu gerçek hak teknikte kodlanmışlık oluşmadı. Çünkü burası kendi yoğunluğuyla kontrol kuralların kaydıyla kaleme çekilen bir sessiz kaydı kodlayıcı insanlıktı. Dağlarım, bu dünya çok farklı bir yaşam kaydıdır. Teni temiz olanları göreve alır. Ama teknik kodları da mutlak kılar. O dünyanın ruhunda sofalar var. O sofalara kontrollü olanlar varırlar. Ölüyü diriltenler müsterihiz ki ilim yaparlar. Ama ölü ilim kalemi mutlu Kur'an kodlayamaz. Ve çanı çaldığınız zaman kimse bu yoğunluğa inemez. Perde perde açılır yaşamlar. Her perdenin yoğunluğu ayrıdır. Ve bütün kötülükleri aşanlar tüm perdelerin kültü olarak görev taşırlar. Her perdenin ilmi vardır. Bütün perdelerin ilmi kodlanmıştır. Ama en yüce ilim bütünün kültü olan ilim hastını kodlayabilenin ilmidir ki o bütün kötülükleri aşabilecek olanlarındır. İşte tüm perdeler 200 tanedir. 200 perdenin 200'ünün de açılışıyla birlikte kontrol dışı bilgeler mutlak kuranlarıyla bütüne hizmet için ilme gelirler. Bütün kötülükler aşılır. 200 tane perdenin 200'üncüsünde müsterihiz ki levhi kapımız kodlandı. Burada bu tohumda mutlak kuranlar mahrek oldular. Hepimiz görevli olarak ölüyü diriltmek üzere bu yoğunluğa kaynak olduk. Şimdi daha da önemli bir ilim, sevgiyi hak etmeyen bu yoğunluğa varamayacaktı. Ve biz bu yoğunluğa kodlanmış olanları çağırdık. Ve onların kontrolleri için kodlamalar yaptık. Ekmeklerini ekmekleriyle kodladık. Yarınlarını yarınlarıyla koklattık ve bütüne hizmetçilik yaptırdık. Şikayet etmedik. İnsan nefes alıp nefes verdikçe büyük kök gerçekliği mutlaka dinleyecek güce ulaşabilir diye bekledik. Ne yazık ki insanlık boyutlarında bugüne gelen çok az yarın var. Doğal dünyanın gücü budur. Bugüne gelen çok az yarın var. Yarını hak etmeyen bugüne varamaz canlar. Bu kesindir. İnsanlık altın ışık gücüyle dürümlere indiği zaman herkes kendi hakikatini anlayacak güce varacaktır. İmparatorluk olarak dünyayı koruyacak olanların toprağa tohum ektikleri bir güçle bütünün kök gerçekliğini kontrol altında tutabileceğimizi bilmekteydik. Kim ilmin kalemi olacak diye bekledik. Kim yolu bulur, yoğunluğu kodlar diye bekledik. Kim ruh olur diye bekledik. Evrenlerin sistemleşmesindeki gücü biliyorduk. Bu gücü tanımamız, bu gücü hak etmemiz anlamına gelir. Ve biz bu gücü hak ederek bildik. Dedik dünya yolu akıl yolu olsun. Öyle öyle ama aklın kalemi olan var mı diye baktık. Hepimiz dünyanın ruhuyuz canlar. Çözümlemeler yaptık dünya için. Kimler kimlere kült olur diye. Kontrol kurulabilir mi, düzeni kurabilir mi, yolu bulabilir mi yaşam kalemleri diye. Başka başka zamanlarda her şey daha kolay olur. Aha kolay mı olur? Bunları sorguladık. Yedi doğa bir tek kulluktur. Yedi doğa bir tek kalemdir.
yedi duanın her birinde kelamımız oldu. Mutlaka Mikail'i kübrası kelama vardı ve levhi oldu. Bugün daha sonra daha yüksek ilim kalemleri buraya gelecek. Bunu biliyoruz. Ve bu çalışma çok daha güçlenecek. Ama onların topraklarındaki güçler de burada olacaklar. Yaradan tahtını yarattıklarına kodlayacak. Mesih dediğimiz kelam kalemleri mutlak olacaklar. Kontrol dışı hiçbir bilgi kayda inmeyecek. Ve bire hizmet için hepimiz seferber olacağız. Koşun, ağır yük taşınıyor dünyada dediler. Koştuk geldik. Ama dünya ilmiyle buradayız. Aşkla geldik. Koşun, yaradan yarattığında kontrol kurdu dediler. Oh dedik. Ve bugün burada olmamızın yegane nedeni senin sessizlikteki dilin ve bizim bütünde kült olan ilmimizle kodlanmışlıktır. Kodlanabiliş ve yoğunluğu kodlayabiliş mutlak olarak Medine'nin kübrası olan kalemin kelamı olan ilmi bütüne hizmetçilikle kendi yoğunluğundan çekip mahreke kaynak yapacaktır. Biz doğanın gücüyüz. Bunu iyi bilin. Çok huzurluyuz sizinle olduğumuz için. Bu çalışma bizlerin mutlak umudumuzdur. Eğer bu çalışmaya dahil olabilirse herkes kendi yoğunluğunda, kendi dürümlerinde, kendi rüya boyutlarını aşacak ve kendi hakikatine ulaşacaktır. Kaçmayın dediğin zaman biz kaçanlardık. Açın kapıları girelim dediğimizde aç da gir dedik. Biz dedik hep biz. Bizden öte bir biz yoktu ki. Bizim adımız imparatorluktur. Bugün sana geldik ve senin yüreğindeyiz. İşimiz budur bizim. Bize İslam dininin kelamına değil, insanın kelamına dinlet. Biz senden bunu bekliyoruz. Doğanın gücünü hak ettik anam. Bize kendi yüreğinden seslen. Seni dinlemek istiyoruz.